merhabalar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim arkadaşlar. Bugün muhteşem bir içerikle karşınızdayım. Topaz Kennels çiftliğine geldim. 2012'de Yeteneksizsiniz programını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Birinci seçilmişlerdi hani Ali Yeşilırmak ve sevgili Max. Max'i 2019 suları maalesef kaybettik ama şu an Ali'nin yanında onun torunu Theo var. Biraz sonra onunla köpek eğitmenliği üzerine ve köpekler hakkında bir sohbet gerçekleştireceğim. Bana da çok iyi geldi buraya gelmek çünkü ben de biliyorsunuz hayvanımı kaybettim, bücürümü. O da Pekinez'di ve onu kaybettikten sonra açıkçası hiçbir köpekle sosyalleşmedim. Başkasını görmek istemedim. Ama şu an hepsiyle oynamak istiyorum açıkçası. Hadi gelin ekran başına. Evet arkadaşlar, sevgili Theo ve Ali yanımda şu an. Onlarla sohbet edeceğiz. Bakalım neler yapıyorlarmış. Nasılsınız efendim? Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi böyle yan yana ne kadar tatlısınız böyle. Her uslu zaman, uslu oturuyor. Her zaman yan yanayız. Değil mi lan? Max'ten sonraki göz ağrımız artık Theo mu? Yani Max'in torunu zaten. O Max'ti, bu Theo. Başka var mı Ali peki? Eşimin köpeği var, köpük. Öyle mi? Bir de 10 yaşında bir Bichon Frise köpeğimiz var. Anlaşıyorlar Terrier. Mı peki evde? Çok iyi anlaşıyorlar. Köpük çok kendine münhasır bir karakteri var köpüğün. Kimseyle muhatap olmaz falan. İlk geldiğinde koltukların üzerine çıkamıyordu Theo. O da koltukların üzerinde. Hani onunla oynamasın, evet. Uğraşmasın diye. Evet, evet. Theo şu an kaç yaşında çok, pardon. 7 ay. 7 ay. Aa, daha büyümeyecek ama değil mi? Büyür biraz daha. Büyür mü biraz daha? Theo, büyür müsün? Ya çok biraz iyi ya. Biraz daha enine gider. Ya seni bütün Türkiye Max'le birlikte tanıdı. Türkiye'nin en büyük yeteneği seçildi. Ama aynı iletişimi Theo'yla da kurabildiniz mi? Vallahi kurduk. Zaten hani hep de söylüyorum ben... Çok istemiyordum. Eşim çok ısrar etti. Hani bana iyi geleceğini düşündü. Bir de Max'in torununun olması... Değil mi? Sen halen daha onu özlüyorsun ama değil mi? Instagram'da ben bakıyorum yani, arada hep resim koyuyorsunuz. Özlenmeyecek gibi değil. Bizim çünkü yani 10-11 sene bir fiil. Değil mi? Her anımız yani hani... uyurken bile yanımda. Evet, yani. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de bu sene benim kendi beslediğim bir köpeğim vardı. Pekinez, küçük bir ırktı ama ben de kaybettim. Farklı kaybettim ama ben hani onun rahatsızlıklarından dolayı böbrek yetmezliği vesaire uyutulacağını düşünüyordum. Yani veteriner bir gün bana diyecek ki artık çok acı çekiyor Nilgün Hanım, uyutalım. Ama ben banyoda ölü buldum onu. Son nefesini vermiş. Çok kötü bir şey. Hep gözümün önüne o geliyor. Bugün işte seninle konuşup da hadi bugün sohbet edelim mi dediğimizde bir açıkçası diğer hayvanları görmek ve onlarla sosyalleşmek bana iyi gelir mi, kötü gelir mi diye düşündüm ama geldiğim zaman da çok iyi hissettim. Kabullenmek çok zor evet. Ama bir şekilde hayatın döngüsü. Yani bir güç kudret geliyor öyle anlarda insana. Aynen. Ama ilk başlarda sürekli böyle ağlayarak anıyorsun. Çok kötü bir şey. Sonrasında hep şu anı bekliyorsun. Hani tebessüm ederek anacağım zaman gelsin bir an önce. Evet. Bizde daha gelmedi. Hani tabii ki tebessüm ederek anıyoruz ama hala anarken eşim olsun ben olayım. Böyle veya yakın dostlarımız olsun. Peki evlendikten sonra bir kıskançlık vesaire bir şeyler yaşadınız Yok. Mı? Biz, hani... Yani eşimle evlenmeden önce de Max çok seviyordu onu. Biliyorlardı. Onun da köpeği var. Tabii, o tabii. Da size yani, alışıktı. Aynen aynen. Hı hı. Hani çok bildiği için öyle bir kıskançlık falan öyle bir şey Neden yok. Sordum? Bücürde ben yaşadım. Babayı kaybettikten sonra annem ve kardeşim aynı haneye geldi. Benim haneme geldi. Üç kişi yaşamaya başlayınca bücür Pekinez'di. Daha önceden bahsetmiştim sana çekim öncesi. Çok değişik agresyonlar yapmaya başladı. Isırmalar, huyu suyu değişti. Biz de yani 7-24 birlikteydik. Ya tabii köpeklerin yapısı farklılık gösterebilir. Hepsi aynı mı? Onu diyeceğim sana. İnsanlar bilmiyorlar. Irktan ırka değişiyor mu bu kıskançlık meselesi? Irktan ırka değişmez. Yapıdan yapıya. Yani her köpek aynı ırk bile olsa metabolizma farklı metabolizmadır. Yani bu bir border collie. Max farklı bir border collie'ydi. İşte Afra var. O başka bir border collie. Ama border collie de içerisinde agresif olan da olabilir, kıskanç olan da olabilir, ürkek olan da olabilir. Doğru yani her köpek kendi bu biraz yetiştirme tarzı genetik aktarım vardır. Fakat
yaşadığı mekan, yani ailenin evi, hı hı, ve ev içerisindeki insanların karakteri şekillendirmekte birebir etkilidir köpeğin karakterinin oluşmasında. Yani 5-6 yaşından sonra huyu suyu değişti. Kıskandı onları bayağı. Yani şimdi köpek, insanlar şeyi karıştırıyor. Köpek böyle komplike bir canlı değildir. Komplike olan insanlardır. Doğru söylüyorsun. Köpek çok düz bir canlıdır. O yüzden ben çok saygı duyarım, hı-hı, hayvanlara. Diğer hayvanlar da öyledir illaki ama ben işim köpek olduğu için köpek üzerinden gidiyorum. Dolayısıyla hani o şöyle oldu da bu böyle oldu da o öyle olduğu için bu böyle, hı-hı, gibi bir şey bu asla düşünmez. Peki Topaz Kennel'a geldiği gün orada sohbet ederiz dedin ama burada danışmanlık hizmeti mi veriyorsun? Evet, ben eğitim danışmanıyım buradan. Peki burada eğittiğin vesaire birebir güzel iletişim kurduğun bir köpek var mı yoksa? Birçok köpek var. Burada yani dediğim gibi eğitim danışmanıyım ben buranın sadece. Asıl işlerim benim dışarıda çok işlerim var. Evet, evet, programımız biliyorum. Fox'ta var da vesaire. Program var. Ama konaklamalı eğitim aldığımız zaman veya işte burada eğitim çalışması ihtiyaç olduğu zaman Topaz Kennel'da eğitimlerimizi yapıyoruz. Fox nasıl gidiyor peki? Dostumun dünyası. İzleyicilerimden vallahi belki bilmeyen vardır. Cuma mıydı, cumartesi miydi? Cumartesi günleri. 12-15'te. Eğer, hı-hı, yayın saatine bir değişiklik olursa zaten onu ben paylaşırız. Kanalda, hı-hı, paylaşıyor. Pandemiden sebep zaten biz bir ara vermiştik ama. Evet, maalesef çok şimdi önümüzdeki hafta tekrar çekimlerimize başlıyoruz. Mart'ın ilk haftası ya da en kötü ikinci haftası. Hı hı. Şimdi kar falan yağacak dedin, onu da biraz öngörüyor. Evet, 12'siyle 17'sine öyle bir şey söylemişler ama dur bakalım ne olacak. Bugün de dış çekimler olduğu için ağırlıklı. Aynen. O yüzden her dış olay bizi etkiliyor. İnsanların evine gidiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten vaka bir... Ola, eğer bir vaka varsa ev, iş yeri fark etmiyor. Köpeğin kaldığı yere gidiyoruz. Ben birkaç tane video izlemiştim normal internetten. Ben de işler çok yoğun. Oturup da televizyon açıp televizyonu izleyemiyorum ama sana bayılıyorum. Çok değişik iletişimler kuruyorsun ya. Sırf köpek sahibiyle mesela iletişimde dışarıya karşı asosyal, sen ona bir şekilde yaklaşıyorsun korkmadan. Bu nereden geliyor? Çünkü ama şöyle bir şey var. Veterinerler şimdi... bile yeri geldi mi korkuyor biliyor musun? Şimdi çok orada o an yani şimdi bu genel olarak konuşulamaz. Yani söylenemez daha doğrusu ama o an yani lokal olarak ben bir yerde bir açık gördüğüm zaman köpeğin vücut dilinden, hı hı, bana zarar vermeyeceğini hissettiğim noktada yaklaşırım. Hı. Ama bu söylenemez derken buradan da şu söylem çıkmasın. En psikopat köpeğin yanına yaklaşırım. Yani öyle bir şey yok. Yani beni ısıran köpek de çıkabilir. Hı hı. Ama ben vücut formundan hangi köpeğe yaklaşılır, hangi köpeğe yaklaşılmaz. Ne kadar sürede eğitiyorsun bir köpeği? İtaat programı ortalama 4 hafta sürüyor. 4 hafta. Temel itaat eğitimi, hı hı, programı. Küçük ırklarda pek işe yaramıyor ama değil mi Ali? Daha çok küçük büyükler... ırklar çok fazla şımartıldığı için, hı hı, biraz disiplinden uzak büyüyorlar. Evet. O yüzden onların kafa yapısı biraz farklı ilerliyor ama her köpek aslında hayata... Yani küçük ırk ben küçüğüm diye bakmaz hayata veya işte Bichon veya bir Maltese Terrier veya işte Poodle küçük. Onlar ne köpek ne ırk olduğunu bilmez. Hı-hı. Köpek köpek olarak hayata bakar. Evet. Hatta bazen şey görürsünüz, ufacık bir hayvan terrier kocaman bir kangala havlar, kafa tutar. Doğru. Aa, ufacık boyuna bakmadan işte kocaman hayvana, doğru, kafa tutuyorsun. Ben benimkinden de biliyorum. İşte şimdi orada köpek kendinin o bilmiyor yani. Hani boyutunun veya işte kendinin küçük ırk olduğunu bilmez. Sen ne diyorsun ya? Ben büyük ırk, benim köpeğimdi. Ve pekiniz düşün, küçük ırk yani. Ve hiç daha öncesi köpek beslememişim. Büyük ırkların bazılarından ben de korkabiliyorum. Bücür sağ olsun bir maçka parkına gidiyorduk. Oo, başıma belayı aldırıyordu bana. Ben artık bırakıyordum onu, o takılsın ne yapıyorsa yapsın diye. Çok tatlı ya, çok güzel. Sana çok bağlı. Teo'cum iyi misin hayatım? Teo. Konuşur mu, sohbet edermiş. Biz bir burada konuşurmuşuz arkadaşlar. Teo. Geri. Önceden köpek eğitmenliği, evet, diye bir şey, otur, yoktu. Çok öncesinde. İlk başta senin dayındı sanırım değil mi, evet, bu işi, otur, yapan? Sonra, evet, sen dayınla birlikte devam ettin. Teo. Konuş. Gerçekten konuş. Konuşurmuş, ben konuş. Şok. Konuş. 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 Ne diyorsun şu an? Topu vermem istiyor. Koş. Çok iyi ya. Teo getir. Oraya değil, buraya. Al hayatım. Ay dur. Teo. Şimdi o benim kalkmamı istediği için topu öne bıraktı. Ben sizi kaldıracağım biraz sonra, sizi özel artık birlikte... Ne yapıyorsun? Kaç saat? Günde bir saat bir sporunuz var mı böyle eğitim üzerine? Yani,
sürekli bir saat değil ama birleştirdiğiniz zaman bir saate yaklaşır. Hı hı. Ve her gün ya benim ama sadece şimdi eğitim sadece köpeğe komut öğretmek olarak görmüyorum ben. Hı hı. Yani eğitim, onunla yaptığım bir aktivite, bunların hepsi bir öğretidir. Tabii canım. Ve bunların hepsine aslında bir eğitim denebilir ama insanlar eğitim deyince işte otur, yat, gel, git falan hani. Evet evet, o tarz aynen. Şeyler alıyorum. Ben de öyle anlıyorum mesela. Onun için seninle sohbet ediyorum ki detayları alayım diye. Mesela yani birçok eğitim şekli var. Sosyalizasyon bile bir eğitim yani köpeğin kafasında. Bir aile ilk defa köpek aldı, besleyecek, eğitim vermek istiyor. Ne yapmaları lazım? Ne önerirsin onlara mesela? Bir kere köpek almadan önce kendilerini köpek almaya ve köpekli bir yaşama hazırlamaya uygun hale getirmeleri lazım. Yani doğru. Araştıracak, köpeği olan arkadaşlarıyla sohbet edecek, gidecek, onunla vakit geçirecek. Yani hiç hesapta kitapta yokken eve bir köpek aldım geldim, o aileyi çok fazla yorar ve kolay bir iş değildir. Doğru, haklısın. Onun akabinde de ya işte bu böyleymiş, bu sefer köpeği sahiplendirme yoluna gider insanlar aynen, genelde. Aynen, çoğu insan da öyle yapıyor. Ama ön hazırlık olursa, bir fizibilite olursa bu köpek ne yiyor, ne içiyor, hı-hı, ne yapıyor, tuvaletini yapıyor mu, nereye yapıyor, tüy dökülüyor mu, kokuyor mu, bir yeri kemirir mi? Bunların hepsini bir ön hazırlığı olursa evet, ona göre tedbir alırsın, ona göre daha mutlu olursun. En azından bildiğim şeye önlem almak daha kolaydır. Aynen. Hazırlıklı olursunuz. Hangi aşamada sizlere ulaşmaları gerekiyor ailenin? Başa eğitim çıkamadığı noktada diyeceğim. Çok genel olacak ama bence... Çünkü hiç beslememiş. Komut vermeyi bilmiyor. Köpeği nasıl eğitmesi gerektiğini bilmiyor. Benim bence gibi. Bir aile köpek aldığı zaman bir şekilde profesyonel bir destek hemen almalı. Evet, danışmanlık almalı en azından. 3 yani, ay geçtikten sonra benim bildiğim, değil mi? Şimdi illa hani bunu eğitmen alsın, eğitsin diye değil. Eğitmenden dinleyebilirsiniz de yani o size anlatır neyinle, belki köpeğinizi size eğittirir. Hani asıl sistem odur zaten normal şartlarda. Hı hı. Fakat insanlarımız biraz yoğun olduğu için evet, biz eğitiyoruz. Maalesef öyle iş hayatı. Ali peki komut alma açısından hangi ırk daha kolay öğrenir? Yani var mı böyle bir şeyimiz, seçeneğimiz? Var, fakat şöyle bir şey var. Tabii onun da kendine göre handikapları olur. Hmm. Yani drive yüksek, yani çalışma isteği yüksek bir köpek her zaman iyi eğitim alır. Fakat doğru elde olduğu zaman. Şimdi Border Collie evet çok zeki bir hayvan, dinamik bir hayvan. Fakat normal pet olarak tavsiye etmem mesela. Hani evde hiç köpek geçmişi olmayan bir aile Border Collie onu biraz zorlayabilir. Çünkü çok dinamiktir. Eğer ona enerjisini attıramazsanız, yani ona işte eğitim ve işte oyun babında köpek kendine iş çıkartır. Şu an benimle uğraştı. Evet. Beni bıraktı, şimdi gitti arkadaşlar. Aynen. Bizim yani, ekiple oynuyor şu an. Yani işte bu zeka gerektiriyor bu tarz şeyler. Evde ama değil evde zor olur. Bahçeli bir yerde mesela olabilir değil mi? Eğer vakti de varsa sahipleyecek. Tabii ki. Evet, vakit çok önemli. Ona ayırdığınız vakit çok önemli. Aynen. Peki zor olan bir ırk var mı komut alırken ya da ne bileyim ilk defa sahipleneceklerse şu ırktan uzak dursunlar. Ya ben çok ırkçı değilim açıkçası. Yani köpek biraz yetiştirmeyle alakalı. Evet. Ama insanlar karakter, bilmiyorlar işte. Hep artık şeye döndü iş. Karakter. Maltiz alayım ben, akmaz, kokmaz, hastalığı yokmuş. Aa, Maltiz iyiymiş evde bakmaya gibi. Bizim ormanda da birçok beslediğimiz hayvan var. Hı-hı. Ve ırk olmayan ve dünya tatlı hayvanlar evet, var. Evet. Yani o karakter tamamen kişinin İletişimi ve yaklaşımıyla şekillenir. Yani sahibinin yani büyük rolü var diyoruz. En başında söylediğime geliyor. Yani koruma eğitimi almayan Doberman da olabilir. Doğru. Rottweiler de olabilir. Veya çok agresif bir Golden Retriever de olabilir. Doğru. Anlatabildim mi? Yani anladım, bu anladım. Sahiple beraber şekillenir. Anladım. O yüzden çok fazla ırk takıntısı doğru değil yani. Hani bir can alacaklarsa de, evet, çok fazla ama ırk... Çevremde çok konuşan var, sahiplenmek isteyen ve cins söyleyen şu sorunsuzmuş mesela, beni bile yargılayan oldu, hatta çok sinirleniyordum onları içten. Peki ne zaman almasaydın tatlım ya, işte devamlı bir sorunları oluyor, arkada kapamaları oluyor, bacakları kısa olduğu için şu oluyor bu oluyor, işte burunları içe göçük olduğu için çok fazla uçak yolculuğu yapamazsın, seni de engeller, Maltiz alsaydın falan gibi. Böyle bir yargılar olduğu için sana da sormak istedim. İyi en yaptın, azından mantıklı. Şeye. Aynen. Ben sizi daha fazla tutmayayım efendim. Bu çocuk enerji patlaması yaşıyor. Siz oynayın lütfen, biz de sizi çekelim. Theo. 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 Gel buraya.
Buraya gel. Theo bırak. Buraya gel. Theo gel. Theo. Şşt. Gel buraya. Theo. Bekle. Çok bana iyi. Bak. Gel buraya. Buraya gel. Al bakalım gel. Gel. Geç. Otur. Yeteneksiz sizsiniz de Max'i ne kadar sürede eğittin, o şovları düzenlediniz, o da aklıma geldi. Max zaten eğitimliydi. Yani o konuda bir proje, hani ben katılayım diye eğitmedim yani. Hı-hı, yarışmaya anladım. Katılayım diye eğitmedim. Ekstra zaten bir çalışma yapmadık, zaten öyleydi aynen. Diyorsun. Ama yarışma esnasında üzerine çok şey kattı. Çünkü aşama ilerledikçe farklı şeyler göstermemiz gerekiyor. Aynen. Theo. Otur. Theo. Yanıma gel. Theo yanıma gel. Otur. Theo yanıma. 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 Bekle. Bekle. Theo bana bak. Koş. Al. Getir. Bırak. Theo, hop. Gel buraya, takip. Theo. Ay. Bak. Gelirim sen. Theo, otur. Yanıma. Çök. Af. Theo. Gel buraya. Otur. Çök. Bekle. Koş. Theo dolan. 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 Theo dolan. I'm
Arkadaşlar ben yeni aşkımı buldum. 6-7 aylıkmış, adı da daha yok. Adını da koyabiliriz. Birlikte koyalım mı? Ne dersiniz? Pomeranian. Cinsi de Pomeranian. İstiyordum aslında, biliyor musunuz? Komşumda görüyordum. Sana ne koyacağım ben? Ay ay aşkım, onlar büyükler, seni ezerler. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini bekliyorsanız lütfen o güzel yorumları aşağıya bırakmayı unutmayın. Ben bunu sahiplersem ne diyorsunuz? Çok tatlı değil mi? Çok tatlı değil mi? Bakın 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 bakın. Sen çok tatlısın arkadaşlar. Bir mesaj vermek istiyorum kapatmadan önce. Eğer bakacaksanız köpeklere sahiplenin. Lütfen satın almayın. Çünkü satın almak iyi bir şey değil. Halen daha satan yerler var yasak olmasına rağmen. Alıyorsanız da lütfen dört dörtlük ilgilenin. Bakın ve enerjinizi, zamanınızı ona ayırın. O sizin yavrunuz oluyor. İnsanlar, ya bir hanede 4-5 kişilik insan grubuyla aile oluyoruz değil mi? İşte bunları sahiplendiğimiz zaman onlar da sizden biri oluyor. İnsan gibi. Öyle düşünün. Tamam, hayvan olabilirler ama aile bireylerinden hiçbir farkları yok. 3-5 ay bakıp da ay bu şöyle, ay bu böyle, ay bunun hastalığı var deyip sokaklara salmayın, barınaklara vermeyin. Gerçekten bu tarz insanlardan nefret ediyorum. Ben bunu da söyleyip gidiyorum, diğerleriyle oynayacağım. Kendinize iyi bakın. Aşkım.